çok muhterem misafirimiz Ali Ramazan Efendi kardeşim ve çok kıymetli misafirler. Böyle müstesna bir gecede birkaç kelime söylemeyi şeref addediyorum. Ben muhterem Üstad Hacı Hasan Efendi amcamızı 4-5 yaşlarında tanıdım. Tanımam çok enteresan. Biz Konya'da her zaman konuşuyoruz. Bu gece programımızın inşallah bir gün kardeşlerimiz bir gece tertip ederler de anma gecesi ben bazı hatırat anlatırım. Çünkü kimilerinin şahit olduğu, bazı dostların şahit olduğu ve de birçok kişinin hiç bilmediği hatıralarım var muhterem üstadımızla. O 4-5 yaşında tanışım çok enteresandır. Babamla birbirlerinin ayaklarını öpmek için, vallahi, birbirlerinin ayaklarını öpmek için peşlerinden koşarlarken, ben çocuğum tabii, acaba ne oluyor bizim evde diye tanımıştım Üstad Hazretlerini. Sonra onlar sık sık Konya'ya geldiler. Biz Üstadımızın ellerini ve ayaklarının altını öpme şerefine nail olduk. Defaatla Yahyalı'ya gittik babamla beraber. Yine ellerini ve ayaklarının altını öpme şerefine nail olduk. Ben 1980-84 yılları arasında Mekke-i Mükerreme'de talebeyken Üstadımız Hazretleri birkaç defa umre yaptılar. Orada çok seccadesini taşıdım. Kabe'nin karşısında çok yanında oturdum. Çok duasını aldım. Çok elini öptüm ve himmetine mazhar oldum. Hatta bir latife, Suudi Arabistan'ın bugün kullanmadığı bir eski, çok büyük böyle bir 100 riyali, Suud 100 riyalini bana hediye etmişti. Bereket parası olarak kırıştırmadan hala saklıyorum onu yanımda. Üstadımız Hazretlerini biz tabii çok seviyorduk. Ve onların sevgisini cennete girme vizesi olarak telakki ediyoruz, ediyorduk. Hala öyleyiz elhamdülillah. Ama Rabbimin lütfuna, büyüklerimizin merhametine mağruren söylüyorum eski tabirle. Elhamdülillah herhalde onlar da bizi seviyordu. Yani ben Yahyalı Hacı Hasan Efendi amcamın bizim evimizde yağdığı çok sık geçer, sevgisine mazhar olmuş bir aciz olarak şeref duyuyorum. Hayatı boyu dediğim gibi çok hoş hatıraları babamla beraber onlarda gördük. Sözü dediğim gibi uzatmak istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Hazreti Ebubekir'le Ömer veya Hazreti Osman'la Ali veya Ashab-ı Kiram birbirlerine nasıl fenafil ihvan dediğimiz mertebede sevişmişlerse babamla Hacı Hasan Efendi amcamız böyle sevişiyorlardı. Özür dilerim. Babam onlarca defa duymuşumdur. 40 yıldan fazla dostluk ve kardeşlik yaptık. Birbirimizin gönlüne zerre kadar muhalefet etmedik ve birbirimizin aleyhinde zerre kadar hiçbir şey hayalimizden dahi geçirmedik diye hep öyle çok mükemmel iki kardeş olduklarını ömür boyu ifade etmişlerdi. Şimdi Ali Ramazan Bey kardeşimizin burada olduğunu duyunca heyecanlandı, gelmek istedi ama kardeşimizin dediği gibi merdivenleri çıkarmak artık babama biraz zor. Yaş 85'e doğru yaklaşıyor, 80'i geçti. Dua ediniz. Selamlarını gönderdi cemaate ve bilhassa Ali Ramazan Efendi kardeşimize. Ama büyüklerin ruhaniyetleri umuyorum ki buradadır. Üstad Hazretlerinin hatıraları inşallah maneviyat ikliminde bizimle beraber olacaktır.
son bir şey arz ederek, ama inşallah bir vesileyle hatıraları sizlere aktarmayı Rabbim nasip ederse taahhüt ederek kürsüden inmek istiyorum. Ramazan Efendi kardeşimiz umredelerdi hatırladığım kadarıyla. O gece dönmüşlerdi. Üstazımız Hazretlerinin vefatını büyük bir teessürle duyduk. Hemen arabalara bindik gittik Yahyalı'ya. Tabii çok üzgündü kardeşim. Dedi ki Abdurrahman kardeş, cemaat tabii ihvan çok seviyorlar. Babamı görmek istiyorlar. Ben de buna dayanamıyorum. Ne olur söyleyin de artık odasına kimse girmesin. Ben dedim bunu kardeşlere aktaracağım ama müsaade ederseniz ben bir görmek, bir alnından öpmek istiyorum. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri'nin kainatın efendisini öpüp de hayatta çok güzeldin, vefatında da çok güzelsin ya Resulallah. Müsaade etti kardeşimiz, Allah razı olsun, odaya girdik. Vallahi ve billahi değerli Konyalılar, nazarım değmesin diye kendimi alamadım. Maşallah, barekallah, la kuvvete illa billah dediğimi hatırlıyorum. Üstadımız Hazretlerini ben çok gördüm, çok hizmet ettik. Dediğim gibi elini ve ayağını çok öptük. Ellerimiz ve dudaklarımız şeref bulsun diye. Ama vefatından sonra vallahi sağlığından daha güzeldi. Bakmaya kıyamazdı insan. Nur gibiydi. Küçücük çocuklar damlara çıkmışlar, ağlıyorlar. O çocukların herhangi bir hadiseden müessir olarak bir sebeple ağlamaları mümkün değil. O kadar küçük ama hıçkırıklarla ağlıyorlar. Duvarların üzerinde, damların üzerinde muhteşem bir cemaat. Üstadımız Hazretlerine yakışır bir cemaat. Ve Ali Ramazan kardeşimiz de tekrar hayat buldu. Onlar, Mevlana'mız öyle söylüyor ya, Badez vefat, türbeti mader zemin mecuy, dersine hayi arif merdümü mezara, dersine hayi merdümü arif mezarımız. Ölümümüzden sonra sakın bizi toprakta, Konya toprağında, yeşil kubbenin altında, şurada burada mezarda aramayın. Ariflerin gönülleridir bizim mezarımız diyor ya. Hacı Hasan Efendi amcamız aramızdaydı, ondan sonra hep gönüllerimizde yer buldu. O gün bugündür gönüllerimizde yaşıyor, hatıralarımızda yaşıyor, kalbimizde yaşıyor. Ve ben acizane onların sevgisini, Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sevgisini biraz evvel söylediğim gibi cennete girmenin garantisi, vizesi olarak görüyorum. Öyle inanıyorum. Ve şunu bu cemaate müjde ediyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, hani bir saat gelmişti de, keyfe tera fi raculin ya Resulallah ehabbe kavmen ve lem yelhak bihim. Bir kişi hakkında ne dersin ya Resulallah? Bazı insanları sevdi ama onlar kadar güzel amel edemedi. Resulullah ne buyurmuşlardı? El mer'u me amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Şu salon, bu kubbe, sizler, melekler, ruhaniyet ve tüm kainat şahit olsun ki biz tüm Allah dostlarını seviyoruz. Mesut Bey kardeşime teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel çalışma yapmışlar. Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa göreceğim. Ama arkası gelsin arzu ederiz. Bu neslin, bu insanların buna çok ihtiyacı var. Sözü uzattım, özür diliyorum ama hissiyatıma da engel olamıyorum. 1970'li yıllarda ben İmam Hatip'in son yıllarındayken babam demişti ki bana, Abdurrahman evladım, sahabe nasıl yaşardı diye bize sorsanız, ben bizim gençliğimizde sorsalardı bu soruyu, ben 20 kadar büyük üstadı Konya'da size gösterebilirdim o dönemde olsaydınız. Ama bugün bu örneği verme imkanına hemen hemen sahip değiliz. Hiç olmazsa filmlerde o örnek insanlar, o lider insanlar, o büyük insanlar sahneye aktarılsın ki gençler onların kitaplarını okuyarak
onların hayatlarını seyrederek yön bulsunlar. Onun için kardeşimi tebrik ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Cenab-ı Hak Hazretleri sizlerden de sonsuz razı olsun. Hani Yunus Emre der hoca, istersen var bin hacca, cümlesinden iyice bir gönüle girmektir diyor ya Yunus Emre. Hepiniz Hacı Hasan Efendi amcamızın ve benzerlerin gönüllerinde olun. Rabbim bizi cennette beraber haşretsin. Onların şefaatleriyle cennete girmeyi ve onlarla cennette Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğunda Rabbimizin cemali karşısında beraber olmayı nasip etsin. Ben tekrar misafirimize hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bana bu fırsatı tanıdığı gençlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum efendim. Teşekkür ederim.